Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Bugün 22 Şubat 2016 Pazartesi. Hasan Erşakıca ile birlikte karşınızdayız. İyi haftalar diliyorum. Evet. Şubat ayının son haftası mı diyecektim. Baktım 29'u da var gelen hafta Pazartesi. Yani bu ay, bu yıl Şubat 29. 29. Evet. Hep şeyi söylerler ya, 29 Şubat'ta doğanlar 4 yılda bir doğum gününü kutlar. Daha 4 katı önemde doğum günü yapsınlar mesela. Evet. Çok enteresan değil mi? Şubat ayının sağ solu. İyi bir şey olurdu ama öyle bir şey. Hiç belli değil sağ solu. Neyse evet. Sen 30 Şubat'ta mı doğdun? Hayır. Bak bu da mesela diğer espri. Değil mi? 30 Şubat'ta 13. maaşları ödeyeceğiz gibi. Evet. Hasan abicim. Şimdi bir kundaklama olayı var. Şimdi yayına geldim ben bugün. Hasan abiye ilk söylediğim cümleleri burada kurayım. İşte Hasan abicim, Rum zihniyeti değişmediğinin ispatı olan bir olayla karşı karşıyayız. 1963-74 yıllarını bize hatırlatan bir olay. Biz bunlarla öyle, mı? Öyle demedin. He. Daha güzel söylediydin. Daha güzel şimdi söyledim. Şimdi aklıma gelmedi. Şey. Evet. Anlamı düşürdüm. Yani biz bunlarla mı barışacağız Hasan abi? Klasik retorikler tekrarladıydın aslında. Ve bunlar işte bu Rumlarla çözüm olmaz. Bunlar barışa vurulmuş. En büyük darbedir. Tabii. Başka ne dediydin? He. Sabah sabah beni sinirlendirdin. Yani o bereket versin ki programın dışında oldu. Dediklerim işte o dediğin gibi retoriklerdi. Yani alışılagelmiş cümleler, kalıplaşmış cümlelerdi. Ne diyorsun sen bu Denya Camisi'nin kundaklanmasına? Bu arada benim ikinci defa olmuş bir şeydi biliyorsun. Kayınvalidem Denyalı'dır. Evet. Biliyorum. Denyalı'dır ve eşim hatta dün şey diyordu, annem şimdi çok üzülmüştür, teyzelerim çok üzülmüştür bu caminin işte şey olmasına. Onlar hala kendi köyünde olan bir caminin. Tamam canım ama resmini de gördün zaten, taş duvarlar restore edilmiş vesaire. Evet. Şimdi mesela ben muhtemel şeyleri düşünüyorum, tamam mı? Bir cihaz böyle grupçuk var, aşırı milliyetçi muhtemelen. Hmm. Biz size bu camiyi yaptırmayacak, etmeyeceğiz. Köyümüzün içinde böyle bir şey istemeyiz. Sentrumundan muzdarip. Evet. Yapıyordur diye düşünüyorum. Yani bunu işte böyle küçümsemek için söylemiyorum. Ama hatırlarsan öğrencilerin gerek araçlara gerek başka şekillerde yaptıkları saldırılar, yaptıkları gösterilerde de ben daha fazla Rum eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekmiştim. Şimdi o konuda çeşitli çalışmalar başlatıldı iki toplumlu bir teknik komiteyle. Bu iyi bir şey. Ama bu gibi küçük gruplar olacak diye düşünürüm. Fazla abartılmaması gerektiğini düşünürüm. Tabii ki bunlar çözüm çabalarına darbe vuran şeylerdir. Ama bunların abartılması da aynı şekilde büyütülmesi de çözüm çabalarına darbedir. Bunların varlığı zaten çözümün de gerekliliğinin başka tür bir kanıtıdır.
Evet. Onu da belirtmiş olmak isterim burada. Neden? Canım yani nihayette bu tür olayları önlemek, karşılıklı okullarda veya başka şeylerde barışı, çözümü, işbirliğini promote edecek çalışmalarda bulunmak için bir çözüm ortamına ihtiyaç vardır. Şimdiden bulunulabilir ama unutma ki çözümsüzlük zaten sürekli yeni sorunlar ortaya çıkmasını sağladığından, mesela bak Cumhurbaşkanı şimdi demeç verdi, bunlar bulunsun, şiddetle cezalandırılsın vesaire gibi şeyler. Yani karşılık tek üretiyor. Soru. Dolayısıyla çözüm ortamı elbette daha iyidir. Bugün hep böyle sana zıt gideceğim. Çözüm olsaydı da böyle bir olay olsaydı ne olurdu? Polisiye bir olaydır canım, bir şey olmazdı. Aynı şekilde bunun faillerinin yakalanması ve cezalandırılması gerekirdi. Çözüm olsaydı muhtemelen polis teşkilatı içerisinde bizim de sözümüz daha güçlü olacağı için bizim insanlarımız da evet ne yaptık bugün bu suçluları yakalamak için diye alt birimlere ve neyse bir denetim yapabileceklerdi bence. Veya mesela bu şekilde basın üzerinden konuşmak yerine belki hükümette, belki başka bir organda ya bu olaylar neden oluyor, bunları azaltmak için ne yapabiliriz soruları sorulup cevap aranacaktı. Bu da iyi bir şey olacaktı. Peki yani çözüm ortamında bu tür olayların üzerine gitmenin koşulları çok daha farklı olacak. Dediğim gibi şimdi basın yoluyla davetlerde bulunuyoruz. İşte biraz önce söyledim. Cumhurbaşkanı diyor ki bunların failleri bulunup sert bir şekilde cezalandırılsın. Güney'in polisiyle Kuzey'in polisi ayrı mı olacak, tek bir polis mi olacak çözüm olması halinde? Federal düzeyde de polis teşkilatı olacak. Yani üç tane olacak. Ama üç tane bağımsız anlamında değil, onu bilmiyorum. Zaten yasalar onu düzenleyecek. Şimdi biz bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Geçen gün farkındaysam bir açıklama vardı. İşte anayasayı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum hukukçular yazacak. Ve temel yasaların da hazır olması gerekiyor aslında çözüme giderken. Ki yeni tartışmalara neden olmasın. Temel yasaların. Ama bir devlette yasama bir yerde durmaz ki. Onların sürekli geliştirilmesi, takviye edilmesi, yeni yasaların çıkarılması gerekebilir. Bu yasamanın nasıl olacağı prensipleri anlaşmada yazılacak, anayasada yazılacak ve yasama organı ona göre çalışacak. Şimdi halkın sesini verir misiniz arkadaşlar? Bu haber bu şekilde çıksaydı, çözüm olduktan sonra varsayalım 5 yıl sonra Hasan abi. Güneyde işte Denya'da değildi, hani Lefkoşa içinde değildi, Lefkoşa yakınlarında değildi. İşte BAF'ta olaydı. Böyle bir olay varsayalım. Fark edecekti. Tamam. Böyle bir haberle işte kuzeydeki bir gazetede böyle çıktı diyelim. Bu manşetle çıktı. Ha, tamam, çekin provokasyon diye. Provokasyon tamam. Var. İşte, daha da kötüsü olabilir. Daha da kötüsü çıkacak zaten. Büyük yani ihtimalle. Daha uçlarda milliyetçi çizgilerde yayın yapan şeyler, işte gördünüz mü kalleş Rumlar, bilmem ne Rumlar diye yayın da yapabilirler. O yayını yapanları bağlar. Vatandaş da sokağa çıkıp da şey yapaydı, ne olurdu? Taşkınlık mı yapaydı? Taşkınlık değil. Tamam şimdi... Kiliseyi mesela yaptı. Şimdi canım bunlar bir kere ne bir yayınla olur ne bir olayla olur. Tabii ki gerginlikler birbirini besler. Kıvılcımdır. Bu yani. Bilinen bir şeydir. Dolayısıyla bu yani beni o duruma düşürtme, yani caminin saldırıya uğraması normaldir diyecek halde değilim sana elbette. Ama dediğim gibi çok abartılmasının da doğru olmadığını söylemeye çalışıyorum ben burada. Bunun yani sayısız örneklerini de verebilirim sana. İstersen sen kendi çocukluğuna dön bak. Hı hı. Veya benim çocukluğum tabii ki 60'lı yıllarda geçti. Bunu daha önce sana anlattım burada. Hani bir hafta oturup maç yapardık, sahayı birlikte temizlerdik Rum çocuklarıyla. Ertesi gün başka bir yerden bir kötü bir saldırı olduğun olayı gelirdi. Birbirimize taşlarla saldırmaya başlardık. Yani sanki da biz de o savaşın bir parçasıymışız gibi. Evet. Olur bunlar. Şimdi ama yani bunların olması çözümün gereksizliğini ortaya koymaz. Zaten işte bak Suriye, yani savaşın geldiği boyut aslında barışın
veya Suriye sorununa çözümün ne kadar acil ve gerekli olduğunu da gösteriyor aynı zamanda. Biz de çok şükür tabii ki o boyutlarda bir çatışma, bir savaş yok ama bu olaylar bile... Birleşirsek olabilir diyor adam ama. Nasıl olabilir? Birleşirsek yarın öbür gün işte daha büyük olaylar olabilir. Şimdi onlar orada rahat, biz burada rahatız. İşte adada tamam, zaten bunu söyleyenler var. Dolayısıyla başka şey de söyleyenler var. Yani mesela Türkiye'den gelen göçmenlerle aramızda çatışma var. Onlar gelmesin, onlar gitmesin. Komşularla aramızda çatışma var. Evlerin duvarlarını yükseltelim. Oh, evin içinde kavga var. Eşler, çocuklar vesaire. Onların böyle bir hayat mümkün değildir. Yani normalen insan hayatının devam edebilmesi için işbirliği koşuldur. İşbirliği yaparken de çıkar çatışmaları olur, duygu çatışmaları olur. Çatışmalar ortaya şimdi çıkar. Şimdi ben eğer bugün... Yani bunların üstesinden nasıl geleceğimizi düşünmemiz lazımdır. Yani sonsuza kadar kaçamazsınız. Tamam işte zaten bu üstesinden gelmeyle ilgilidir bu yorumlar. Yani yarın öbür gün çözüm olduğunda şimdi hani az önce bunlar klişe dedik ya. Bazı cümleler. Evet. İşte Rum zihniyeti bak gördün mü değişmedi falan gibi. Bence işte kapılar açıldı. Yani temas var. Çözüm sana ne sağlayacak? Temassızlık mı sağlayacak? Veya daha fazla mı temas sağlayacak? Daha fazla. Daha fazla sağlayabilir. Yani senin... mevcut temaslar içerisinde bile ki siyasi gerginlikler de oluşuyor zaman zaman. Takipsizlik var. Mesela takip edemezsin. Bak daha önemli bir haber var bence hafta sonunda. Onu çocuklar bulamazlar şimdi. Yapılan bir röportajda bu kriminal konuları takip etmekle ilgili komitenin Rum başkanıyla yapılan bir röportajda hafta sonu bizim gazetemizde çıktı. Diyor ki suçluların karşılıklı iadesi çözümden sonra. Mesela ortada bir sorun var. Yani bir tarafta suç işliyorsan da diğer tarafa kaçan iade etmezler seni diğer tarafa yargılanasın. Dolayısıyla suçlular için bir sığınak oluşturuyoruz karşılıklı olarak. Tamam. Böylece bu kötü bir şeydir. Bu mesela suçları artıran bir şey olması gerekir. Takibi zorlaştırdığı için. Yani bak böyle şeyler var. Örneğin böyle şeyler sona erecek. Bu iyi bir şey değil mi? Yani bir tarafta suç işleyip İyi. Diğer tarafa kaçmak mümkün olmayacak. Ya iyileri işte iyileri bu tarafa kefeye koyalım, kötüleri bu kefeye koyalım diye bir muhasebe yapmıyoruz zaten. Ama yani mesela bir büyüğümün sorduğu soru var, sana sorayım onu. Hamama giren terler. Ha sen hiç hamama girmemeyi tercih edersen o zaman da kokan yani. Vallahi ben diyorum... İşte vatandaşın aklında olan şeyleri konuşuyorum. Diyorum ki adam diyor ki tamam çözüm oldu. Rumlar bizim işte ben atıyorum Çatalköy'de kalıyorum. Bizim köye geliyor. Karışık yaşayacağız ya. Döndü adam köyüne. Ondan sonra gitti tatile. Evi bir kontaktan bir şeyden elektrik kontağından bir şeyden yandı. Ama Simerini gazetesi manşet yaptı. Türkler Rum'un evini, Yorgo'nun evini kundakladı diye. Bunlar hemen böyle inanılır, hemen infial yaradı. Türk basını da haber yaptı. Kıbrıs Rum toplumu o durumdadılar. Ufacık bir kibrit çakar çakmaz böyle şey gibi, çıra gibi hemen yayılacaksa ateş, zaten bir olay olacaktır. Önemli olan ortamı o hale getirmemektir. İşte. Siyasilerin görevi falan. Mesela şimdi bu olay oldu. Bizimkiler niye sınıra yürümüyor? Tamam. Bizimkiler, demek ki öyle bir gerilim yok. Niye sınıra yürümeye göstereyim? Olmasın da yani. Göstereyim. Bugün Kıbrıs gazetesinde ki hemen hemen birçok gazetede var. 25. sayfada mesela. Yani ben bugün gazete çıkarıyor olsaydım bu ikisini yan yana koyardım. Kıbrıs Rum Ortodokslar Hazreti İsa'nın kutsandığı günün yıl dönümünde Sert Barnabas Manastırı'nda ayin düzenledi. Evet. Biz ama, çünkü çok hoşgörülü dünyanın bir numaralı öyleyiz. İyi insanlarıyız. Evet. Onun için o tarafta bizim camimizi yaktılar. Ama biz, oysa biz bu tarafta onların kiliselerine gelip ayin yapmalarına tamam, imkan yaratıyoruz. Tamam biz demek ki olağanüstü Türk, yaratıkları. Kıbrıslı Türkler bu konuda şey. Tamam orada biz gençlerin saldırısı. Olağanüstü yaratıklarız ama geçen gün sana bir soru sordum. Deseler ki
herkes evine bir Suriyeli aile alacak, ne olacak falan. Ökmek ettin. Ben mi? Tabii ki. Ökmek etmedim. Bahane koydum ortaya. Ama koydum. Ya tamam. Demek ki işte her şeyin aynen kendi koşulları var. Ama o başka bir şey canım. Başka bir şey mi? Olağanüstü iyi insanlar. Niye koşmuyoruz sağa sola yardım etmeye? Canım yani benim de kastettiğim yani kötü insan olduğumuz manasında değildir. Benim de kastettiğim. İyi olduğumuzu inanıyorum. İyi insanlar olduğumuzu inanıyorum. Bak Sayın Çarat. Canım yani şimdi beni ekranda insanlara biz kötü insanlar mı dedirttireceksin? Öyle dedi ya. O yüzden altını değiştirdim. Yani mutlak iyilik veya mutlak kötülük diye bir şey yoktur. Koşullara göre bazen insanların iyi tarafları ön plana çıkar veya kötü tarafları da ön i̇şte plana ben çıkar. Ben de diyorum ki dişlerini de gösterir insanlar. Çözümden sonra o işte koşullar daha da farklı şekilde cereyan edebilir ve bu iki toplum birbirine daha farklı şekilde yaklaşabilirler. 63-74 yıllarında olduğu gibi. Yani hani o başta dedik ya retorikler bunlar söylenen cümleler. O insanların aklında işte bu tür olayları görünce o günler birdenbire böyle canlanıyor. Diyor ki ya bak gördün vah 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 vah. Bir de çözüm istiyorlar. Olur mu be çözüm diyor adam. Neyse evet. Şimdi başka bir çözüm konusunda da Sayın Talat'ın hafta sonu bir sürpriz ziyareti oldu Hasan abiciğim. Sayın Erdoğan'la görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla ve siyasi destek talep etti. Ya da talep ettiğini söyledi bize Sayın Talat. Böyle bir açıklama var. Sayın Talat'tan gelen açıklama var. Bu siyasi destek su konusunda biz geçtiğimiz hafta özellikle konuşurken bu konunun siyasi bir tarafının mesela kundaklamaları konuşuyordun da niye buradaki kundaklamaları atladın? Tamam, neyse ona da tamam yani, onu bırak. Birini yakalamışlar şeyde var haberi işte 3 tamam, kundaklama. Boş ver. Sayın Talat'ın ziyaretine Cumhurbaşkanı'yla görüşmesine gelelim. Siyasi destek talep ettim cümlesi geçtiğimiz hafta onu söylüyordum. Sizle bu konuyu konuşurken siz demiştiniz ki yahu bu işin ne siyasi tarafı var ki siyaseten çözülsün? Bu iş tamamen teknik bir iştir. Hatta Sayın Kalyoncu işte şeye gidecekmiş dedim. Hasan abicim size hatırlattıydım onu. Davutoğlu ile görüşecek. Siz de demiştiniz ki Davutoğlu ne diyecek ki yani nasıl bir görüşme olabilir bu? Bu iş tamamen teknik bir konu. Yani Davutoğlu'na gidecek işte şu bizim belediyeler bilmem ne falan filan diyecek. Yani Davutoğlu'nun en son söyleyeceği Sayın Kalyon siz kendinizi üzmeyin. Siz bir şey getirin imzalayalım. Zaten sevgili Cem sözünü kesmiş gibi olayım. Yok ben sorumu sormuş olayım. Bu siyasi destek ne anlama geliyor? Sayın Talat'ın su konusunda Sayın Erdoğan'la konuşmasının çok detaylı olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle de Sayın Talat bu konuşmaya bir nitelik atfetmek durumunda kalmıştır. Yani tamam konuştunuz da ne konuştunuz? Dolayısıyla bunu biraz böyle yukarıya çekmek için, soyutlamak için yani biz oturup da bu anlaşmanın içeriğini birebir konuşmadık diyebilmek için, bunu anlatabilmek için siyasi destek istedik cümlesini kurduğunu düşünüyorum. Yani bu o olayı anlatabilmek için Sayın Talat'ın kurmaya çalıştığı cümledir. Yoksa aynı şey başkalarının da dikkatini çekti. Örneğin Rasih Reşat bugünkü yazısında soruyor. Yani nasıl bir şeydir bu siyasi destek? Bir açıklayın. Tanımlanması biraz zordur. Yani işte Kıbrıs sorunun çözümünde Türkiye'den siyasi destek isteriz. Başka ülkeler nezdinde kendi etkisini kullanmasını isteriz mesela. Muhtemelen Sayın Talat da Sayın Erdoğan'dan yani bu bakın işte bizim tutumumuz budur. Gelinen aşama budur. Dolayısıyla sizden bir destek istiyoruz. Yani bir ağırlık koyun da bizim lehimize yani bizim dediğimiz gibi çözümlensin bu su ile ilgili hükümetler arası anlaşma meselesi demiştir diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde ifade etmiştir ama nihayette bugün
cumartesiden itibaren herhalde, yani cumartesi günü yapılan bu görüşmeden sonra su meselesi yeniden süratle ele alınacak. Belki iki hükümet arasında, belki başbakanlıklar arasında, yani biraz daha teknik seviyeden daha yukarı çıkarak, özellikle Türkiye kanadı bakımından söylüyorum bunu. Tamam. Evet. Çünkü orada oldukça teknik seviyede ele alınıyordu. Ama yine de yani ne kadar siyasi olacak bu? Ben neyim yani en siyasi şey şudur sevgili Cem. Ve arkadaşlar, biz size su götürdük. Yani biz bunu siyasi nedenlerle yaptık. Şimdi bu suyu nasıl dağıtacak? Belediyelerin yeri ne olacak? Şu ne olacak? Bu ne olacak diye çok başarıttık. İnsanlar da ne isterseniz yazın, getirin imzalayalım. Hatırlarsan geçen hafta ben programda böyle bir şey dedim. Yani siyasi, siyasi, siyasi. En sonunda en siyasi şey bu. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Dolayısıyla... O getirin diyor ya Hasan abi. Tam oraya girmek istedim özellikle. Bizim elimizde böyle bir şey var mı acaba? Biz bunu isterik. Şimdiki durumda var. Başta yoktu belki. Hayır, hayır. Şu anda da var mı? Hani bir metin var da bu metinde şunu değiştirmek istiyoruz değil ha. Ne istiyorsun zaten? Şimdi zaten ha. Bir metin var. Dolayısıyla o metinde neyi metin değiştirmek var istediğin ya var. Davutoğlu mesela buyur. İşte bu metinde şu değil. Bizim istediğimiz metin budur. Bunu değil. Diye bir şey var mı acaba? Var tabii Cem. Niye yok? İşte diyorsun ya şimdi. Zaten ortada bir metin var. O metinde de bir değişiklik talebi var. Bir şu ek talebi var. Hayır, şu madde değil. Böyle soyut konuşmamıza gerek yok. Somut olarak biz ne olduğunu biliyoruz. Söyleyelim. Yani lütfen. Buysa derdin. Evet, bu. Şimdi tabii burada yine bir sıkıntı var. Onun için böyle tereddüt ediyorum. Yani şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti bir bütün olarak bir şey kararlaştırdı. Bir isteği var. Ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de bunu vermiyor. Hayır. Noktasında değiliz ki. Neden? Hangi noktadayız? Neden? Çünkü bizim kendi içimizde uyuşmazlıklar var bu konuda. Hem CTP'nin içinde, hem eğer CTP'nin söyledikleri birebir CTP kanadının, hükümetteki CTP kanadının görüşü olsa hükümet içinde. Biz zaten onları halledebilmiş değiliz. Ama en ekstrem olarak CTP içerisinde bir grup insan diyor ki bu su geldi, arıtılacak, belediyeler karar alacaklar ve bu sisteme katılacaklar ve bir şartnameyle bir ihale yapılacak ve bu su tüketicilere ulaştırılacak. Bu sisteme dahil olmayacak belediyeler bu sudan yararlanacak mı, yararlanmayacak mı? Son metinde yararlanmayacak. Son metinde diyor ki bu sisteme dahil olmayacak belediyelere yerel su kaynaklarından su tahsis edilecek veya yerel kaynaklar tahsis edilecek. Buna biliyorsunuz ki kötü kalitede sudur. Ama unutmayın ki Türkiye'den gelen su da arıtıldıktan sonra içilebilir su haline gelecek. Yani bir proses, bir işlem var vesaire. CTP içerisindeki bir grup insan diyor ki bu arıtılmış, temiz, içilebilir sudan sisteme dahil olmayacak belediyelere de su verilsin. Diğer insanlar da diyor ki ama eğer böyle olursa hiçbir belediye bu sisteme katılmak istemeyebilir. Yani şimdiki sistemini yürütecek şekilde temiz su kaynağına kavuşursa belediyeler, o zaman niye bu yeni sisteme dahil olsunlar? Evet, ve bu talep sonuç itibariyle ihale yapılmasını ve yap işlet devret modeliyle yeni altyapı yatırımları yapılmasını vesaire önleyebilir. İşin ruhuna aykırı yani. İşin ruhuna aykırı. Bravo, güzel söyledin bunu. Ben de cuma gün yani adada en üst seviyede Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yetkili bir makamla konuştum. Başka kişisel kapasitemle konuştum. Şöyle deniliyor. Ya yani susuzluktan kırılacak insanlar ve biz bu ihaleye dahil olmadı diye, bu sisteme dahil olmadı diye bir belediyeye su vermeyecek miyiz? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Ama diyor baştan bunu
belirleyerek veya isteyen herkese verilecek falan diyerek zaten ihaleyi yapılamaz duruma getireceğiz. O zaman hangi fiyatta nasıl vereceğimiz de belli olmayacak. Çünkü örneğin Sayın Tarat'ın açıklamaları var bugün. Bu sunum fiyatı bile bu ihalenin sonunda belli olacak. Evet. Anlatabildim mi? Yani ilerlememizi engelleyecek şekilde olmaması gerekiyor. Ha, şimdi farklılık, taraflar varsa ki taraflar yok. Biraz önce bunu anlatmaya çalıştım. Buna indirgenmiş durumdadır. Yani sisteme dahil olmayacak belediyelere su verilsin mi, verilmesin mi? Tamam. Diyelim ki verilsin dedik. Nasıl verilecek bu? Bunun altyapısı ne olacak? Bir, bunu kim yapacak? İkincisi, hangi fiyattan, hangi koşullarla nasıl verilecek? Yani bu noktada olduğumuz için Sayın Talat her ne kadar da dese bile biz siyasi destek istedik. Hı hı. Yani konu yeniden teknik seviyeye de inmek mecburiyetindedir. Çünkü eğer teknik seviyede yanlış yaparsanız, dediğim gibi bu ihaleyi yapılamaz duruma da getirebilirsiniz günün sonunda. Bilmem anlatabildim mi? Ya işte bu çok daha özete inmeli galiba. Çünkü hafta sonu... Özeti bu. İşte özet bu dedin ama 10 dakika sürdü yani. Anlatabiliyor muyum? Vatandaşın şimdi... Çünkü detaya inildik sonra... Daha anlaşılır oluyor, teknik, farkındayım ama... Oldukça zaman gerekir anlatmak için. Bir ikincisi, evet, bu yanları var. Pekala, bütün bu yanlar bu hükümetler arası anlaşmada olmalı mı? Olmamalı mı? Bana sorarsan, kişi olarak bana sorarsan, gereği yok. Neden? Garantiye almamış olur öyle olursa. Kim neyi garantiye alacak? KKTC devleti. Veya diğer taraf. Evet. Pekala, garanti diye bir şey mi var? Yani yarının sorununu bugünden çözelim ki garanti olalım. O zaman yarın ne yapacağız? Yani bugün çözmemiz gereken sorunu çözelim, ilerleyelim yani. Değil mi? Tamam da yarının sorununu işte... İstersen Cem, sen mesela, oğlum var ya, evet, onun bütün hayatını planlayayım ben şimdi. Bir şey olmasın. Hayat böyle bir şey değil ki. Ya o kendi içinde akar gider ama yani sen sonuçta belirli köşe bentleri tutarsın. Tamam dersin, canım, ama yani madem ki bir takım sorunlar ortaya çıkıyor, yapabileceğimiz bu hükümetler arası bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya mesela sisteme dahil olmayacak olan belediyelere su verilmesi konusu şu mekanizmayla değerlendirilir diye yazarak da geçebilin bunu. Şimdi sadece sorun budur yani. Evet. Yani yap işte devlette, özelleştirmede, şunda bunda hiçbir problem yok. Resmi düzeyde budur problem diyorum sana. Ha, ama basına bakarsan, kendi kafalarımızın içine bakarsan, Türkiye'den gelen suyu istememekten tut da özel sektörün bu işe hiç karışmamasını istemeye kadar bir sürü sorun var. Yani, zaten bak şimdi, su inisiyatifi nedir? Öyle bir su bir şey kuruldu. Yaktılar mı? Onların çalışmaları başlayacak yakında, paneller, şeyler işte suda ille bu belediyeler eliyle yapılmalıdır tabii diye şey. Oraya girme de başka bir şey söylüyorum. Şu anda yani Sayın Talat gitti, dedi ki Erdoğan'a, Sayın Erdoğan, bizim problemimiz bu sudan bazı belediyeler almak istemezse eğer özgürce almayı versin mi? Ne? İstemezse eğer? Eğer özgürce almayı versin. O sudan nasıl almayı versin? Ya işte o sudan faydalansınlar, Türkiye'den gelen sudan mecbur kalmasınlar manasında söylüyor. Ona mı gitti konuştu? Boş ver sen ne dediğimi benim. Anlamaya çalışıyorum. Tamam işte, yani Talat gitti Erdoğan'a, dedi ki bu işte şartnamede, son çıkan metinde, iki devletler arasında yapılacak metinde, uzatmayayım diye böyle kısa söylemeye çalışıyorum. Bu metinde şey var, işte belediyelerden herhangi biri bu anlaşmaya dahil olmazsa eğer, yerel doğal kaynaklardan faydalanacak, bu sudan faydalanmayacak. Bu olmasın, onlar da faydalansın. Biz evet, bunu istiyoruz mu dedi. Evet. Buydu yani konu.
Biz burada su konusunda buna geldi konuya. Ne var bunda? Çok şey var. Ne var? Biz zannediyoruz ki gidildi, hayır işte devlet ne? İşletsin, su iradesi, idaresi kuralım. Sayın Talat devlet işletsin noktasında mı? Özelleştirme olmasın. Sayın Talat o noktada mı? Hangi noktada? Yani özelleştirme, yani ne bileyim abi, işte devlet modeliyle ihale yapılmasın noktasında mı Sayın Talat? Partisi o noktada temsil etti. Öyle bir şey yok işte. Özelleştirmeye karşı. İşte o noktada değil CTP. Yani zaten problem de bugünkü... Hangi CTP o noktada değil? Bak şimdi güzel sordun. Şimdi resmi Talat CTP, hangi CTP'yi temsil ediyor? Nihayette Talat'tır CTP'nin genel başkanı. CTP'nin? Evet. Tümünün? Tamam, şimdi ne demek istediğini anladım. Müsaade et o zaman söyleyeyim. Bak bugünkü Milliyet Gazetesi'nde CTP bütünlenmeli başlıklı bir yazı yazdım. Bu senin söylediğini zaten orada ben anlatıyorum. CTP'nin içerisinde görüş farklılıkları o kadar derin olmaya başladı ki son zamanlarda. CTP'nin hükümetteki çalışmalarını, varlığını değil çalışmalarını tehdit ediyor. Tamam, bu bir sorun. Ve ciddi bir sorun. Çünkü bu ülke yönetimine de ciddi bir sorun olarak yansıyor. CTP bir türlü yöneten bir parti olamıyor. Halka ne dediğini yahut ne yapmak istediğini anlatan ve bunu anlattığınız zaman bu bir siyasi taahhüt haline geliyor. Siyasi taahhütler böyle çek senet gibi yazılıp imzalanmıyor biliyorsun. Söz veriyorsun halka. Kamuoyunun önünde, kameraların karşısında, basın aracılığıyla vesaire. Evet. Ve o taahhüdünü yerine getirmen gerekiyor. Tamam. Güvenilir bir siyasi yaşam için. CTP bu konuda sorunlar yaşıyor. Bu dediğin nedenden dolayı. Ama nihayette CTP'nin de bir mekanizması var. Ve bugün o mekanizmanın başında Mehmet Ali Talat var. Ve CTP'nin resmi görüşünü Mehmet Ali Talat temsil ediyor nihayette. Bu anlamda da CTP yap işlet devlet modeline karşı değildir. Bu ihalenin yapılmasına karşı değildir. CTP'nin kendi içerisinden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle de ihaleye sisteme katılmayacak belediyelere bu temiz belediyelerin bu temiz sudan faydalandırılmasını istiyor. Nasıl, ne şekilde falan sorusu daha cevapsız olarak oradadır. Tamam? Sorun budur. Maalesef buna indirgenmiştir şu anda. Ama bu indirgeme iyi bir şeydir. Yani çok detaydır. Ya yani eski Cumhurbaşkanı, şimdiki CTP Genel Başkanı, bu hükümetin büyük ortağının genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla gitti ve bunu mu görüştü diyorsan, tabii ki mutlaka başka şeylerde görüşmüşlerdir. Onları Sayın Talat açıklıyor. Bak önündeki gazetede var diye böyle gösteriyorum. Görüyorum. Ama su konusunda bunları görüşmüşlerdi. Bu nedenle zaten Sayın Talat herhalde siyasi destek istedik demek ihtiyacını hissetti. Çünkü gidip bunları görüştük demekten kaçınıyor kendisi de. Tamam. Bunu anlayalım yani. Empatik düşünelim. Tamam abi, yani kendimizi Sayın Talat'ın yerine koyalım. Dolayısıyla ne dedi? Tamam. Gittik siyasi destek istedik. Kritik cümle. Sayın Talat'ın istediğine varsayalım Türkiye okey dedi. Türkiye derken neyi kastedin? Tamam, Sayın Erdoğan'ı. Erdoğan dedi ki Davutoğlu'na ya da Veysel Eroğlu'na ya yapın şu işi dedi. Tamam mı? Bravo. Şimdi aynen böyle. Ya o da öyle çözümlenmeyecek bir sorun değil. Halledin. Bu işi çözümleyin dedi. Halledin. Ama dedi. İşte geri geldiği zaman konu tekrar muhtemelen bu biraz önce anlattığım ve senin sıkıldığın, belki izleyicilerin de sıkıldığı o noktada takılacak. O kadar ayrıntıya girmek zorunluluğu olacak. Tamam, teknik çünkü konu teknik. Evet. Tamam. Siyasi destek istendi. Siyaseten Erdoğan dedi ki çözün dedi ya kardeşliklerimizin işini dedi. Tamam ki öyle olacak büyük ihtimalle. Veysel Eroğlu'na diyecek halledin. Gelinecek. Teknik olarak bu da çözülmeye çalışılacak. Peki. Varsayalım oldu. Ve içinde özelleştirme, suyun işletmesi şurada, burada. Hani bizim aylardır CTP'de herkesten duyduğumuz, az önce senin de bana işte bir CTP'li bir nay 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 nay, yani 5. 6. derecede belki de 8. derecedeki
bir kişinin açıklamasının böyle kocaman gazetede neredeyse 3 sütuna yayılmış bir açıklamasını gösterdin. Herkes işte özelleştirme olamaz, karşıyık, oyuk, buyuk falan söyledi. Kalyoncu buna imza atacak. Cuma, çarşambaya kadar. Eğer bu sorun çözümlenirse tabii ki imza atacak. Yani o bu, Kalyoncu hükümetin başbakanı, hükümetin başıdır. 28 belediyenin içerisinde hani o almayacak, Talat'ın istediği sorun çözülürse atacak imza. Evet. Yani atacak tabii, niye atmasın? Yani bugün bir koalisyon hükümeti var. Zaten Ulusal Birlik Partisi'nin bu konudaki sözcülüğünü üstlenmiş olan Sunat Bey, Ekonomi Bakanı, ne dedi? Bugün gazetede var. Biliyorum, çarşambaya kadar imzalanması. Hayır, o çarşambaya kadar o aynı Özgür Gün'ün diyor. Açıklaması. Tamam, aynı şekilde imzalanmasını istiyorum. Aynen imzalanması. En azından başlığını oku. Hükümetin manası, okudum. O tamam. Hayır, yani izleyicilere tekrar da anlamında söylüyorum. Metin aynen imzalanmazsa hükümetin manası kalmaz. Dolayısıyla kalmadı. Hükümetteki kararları en ince detayına kadar ne yalnız başına CTP, ne de CTP'nin içerisinde işte belli bir görüşe sahip olan insan veya insanlar belirleyemez. Yani bu devletin yönetim mekanizması, hukuki sistem içerisinde bellidir. Yürütmenin başı hükümettir, onun başı Ömer Kalyoncu'dur. Meclisi vardır, yasama oradan Hasan yapılır abi, vesaire sanki falan. Sanki uzayda yaşıyoruz Hasan abi. Uzayda yaşamıyoruz. Bunları öğrenmemiz gerekir. Öğrenemiyoruz. Eğer bir partide görev alıyorum diye bütün her şeyi benim kafama göre şekillenmesini istiyorsam o zaman başka bir iş yapacak insan. Tamam da CTP Parti Meclisi'nin kararları doğrultusunda imzalamadı ya Sayın Kalyoncu. CTP Parti Meclisi'nin kararı şey değil. Yani ben %100 bilmiyorum. Şimdi beni çok zorluyorsun Cem. Hayır ama yanlış bir şey de söylemeden korkuyorum. Az önce söyledim. CTP Parti Meclisi'nin kararı var, imzalanmasın. Evet. Hayır efendim. Son cumartesi gün toplanan CTP Parti Meclisi'nden sonra Mehmet Ali Talat ne açıklama yaptı kamuoyuna? Tamam, karar alınmadı dedi. Karar hükümettedir dedi. Ama oradaki tartışmalar... O başka bir konu. Sen karardan söz eden, tartışmadan söz eden. Ama bir dakika. Zaten ben bunu biliyorum. Yazıyorum diyorum sana. CTP böyle bir partidir. Tamam, buna bak, rağmen... Ulusal Birlik Partisi toplandı. Ne karar aldı? Dediler ki bu konuda yetkili Sayın Genel Başkanımızdır. Genel Başkan da çıktı. Dedi ki ben dedi çarşamba gününe kadar... CTP'deki arkadaşlarımıza, hükümete süre veriyorum. Bu işi çözsünler. Bakanların onay vereceği bir çözüm bizim için makbuldür dedi. Yani gelecekte UBP parti meclisinde tartışılacak falan demedi. UBP de böyle bir partidir. Ve eleştirildi. Zaten fikir üretmiyorsunuz diye de eleştirildi. Ben de mesela buradan müsaade et de Hüseyin Bey'i savunayım. Ya adam diyor ki benim bakanlarım var 5 tane hükümette. Bu bakanların onay vereceği şey bizim için makbuldür diyor. Eleştiriye hedef oluyor. Yani sizin fikriniz yoktur diyor. Hayır ya, ben adam görevlendirdim orada. 5 tane bakan görevlendirdim. Zaten bir gün sonra da bakanı çıkıyor. Sunat Bey. Evet. Diyor ki bu şekliyle imzalanacak. Anlatabiliyor muyum? UBP de böyle bir partidir. Böyle çalışır. Tamam, benim anlamadığımı ben sana söyleyeyim. Bu kadar basit yani. Benim bunlar bizim partilerimiz. CTP böyle, UBP böyle. Tamam işte, benim anlamadığım şu. Bu arada bir not var, onu aktaracağım. Benim anlamadığım bugüne kadar biz bu kadar süre zaman zarfı içerisinde tartıştık, konuştuk. CTP Parti Meclisi toplantı yılbaşı öncesinde, sonra yine toplantı falan filan. Bundan dolayı imzalanmadı ama bütün gerekçe özelleştirmeydi, kamu özel bilmem ne falan ona karşıydı. Hep bu gerekçeleri gördük. Benim anlamadığımı söylüyorum Hasan abi, boş ver her şeyi. Ondan sonra şimdi sen diyorsun ki bu işte 28 belediyenin sisteme girmeyen belediyeler, 28 belediye içerisinde sisteme girmeyen belediyelerin de Türkiye'den gelen suyu alabilmesi yönündeki bir değişiklik olursa bu imzalanır. Biz bunu daha yeni duyuyoruz neredeyse. Biz bugüne kadar bütün tartışmayı, CTP'nin istemediği şeyi, her şeyi şey zannediyorduk. Özelleştirmeye karşı zannediyorduk da ondan ne bileyim içinde. Cem, bizim CTP Parti Meclisi özelleştirmeye karşıdır diye bir karar almadı yavrum.
Ne aldı? CTP'nin içindeki tartışmaları sosyal medyadan, basından, gazeteden okuyorsunuz. Bunu işte ben de söylüyorum. Ama nasıl ki Türkiye dersiniz zaman zaman ve bunu kınarız. Yani Cumhurbaşkanı var, hükümeti var. CTP bir devlet gibidir yani. CTP parti meclisi diyorsun. Sanki CTP parti meclisi dediğinde alınmış ve açıklanmış bir karar olması gerekiyor. CTP parti meclisinin bir üyesi, hatta birkaç üyesi bir şey yaptığı zaman o CTP parti meclisi demek olmuyor. Veya herhangi bir partinin parti meclisi demek de olmuyor. Tamam abi. Ben yani KKTC meclisindeki 3 tane milletvekili böyle dediği özetle zaman... Özetle bir şey değil mi? Tamamen tutarsızlık var abi. Anladın? Bu işin içinde ayları boşu boşuna bir sürü ay kaybettik, gün kaybettik. Tutarsızlıklar buna rağmen bu olaydan dolayı imzalanırsa zaten Sayın Kalyoncu imzalarsa diyeceğim ki vay arkadaş. Tamam bırak imzalansın da o zaman gene konuşurum. Yani, ne diyeyim sana bu noktadan sonra? Yani sana dediğim bu aşamada. Boşu boşuna vakit kaybettik işte. Bu senin dediğini zaten pek çok insan diyecek merak etme. Aynen. Yani belki ben de diyeceğim. Beyhude. Yani bu zamanın bu şekilde kullanılması doğru değil. Yanlış bir kullanım şeklidir. Bir yanlış bir de hiçbir şey hedefsiz. Hiçbir şey de kazanmadın. Kazanmış tamam. Gibi de anlatacaksın bize. Şimdi, yani siyasetteki verimsizlik vesaire kapsamlarında tartıştığımız zaman bu senin görüşün ortaya çıkacaktır. Yani geçerli bir görüştür. Şimdi bir belediye başkanımız mesaj göndermiş. Diyor ki günaydın, sisteme dahil olmayan belediyeler suyu vatandaşa satış fiyatından alacaklar. Şimdiki şeyde. Evet. Yani vatandaşa satış fiyatı. Yani ortada dolanan taslakta henüz imzalanmadığına göre. Evet. O da şey de yazıyor. Zaten diyor şu halde 5 belediye dışında tüm belediyeler şu bugün sudan zarar ediyor diyor. Öyle bir şey var, iddiası var. Belediye başkanımız da Yeniboğaziçi'nin belediye başkanı Katip Demir. Buradan günaydınlar. Onun yazdığı şeyi yazıyorum. Yani şu an konuşulan işte metin, ortada olan metinde sisteme girmeyi kabul etmiyorsan tıpkı vatandaşa nasıl veriliyorsa. Ama o temiz sudan almayacak. Bu anlaşmada şimdi okuduğumuz, burada defaatle okuduğumuz yerel su kaynaklarından su temin edecek, ihalede oluşan fiyattan. Evet. Şimdi neye çalışıyor Mehmet Ali Bey? Temiz sudan, yani Türkiye'den gelen sudan alsın sisteme dahil olmayacak olan belediyeler de. Yani Katip Bey'in yazdığı mesaj bunu anlatmamıza vesile oluyor bir daha. Evet. Tamam. Yani sisteme dahil olmayacak olan belediyelerin Türkiye'den gelen ve arıtılarak içme suyu kalitesinde dağıtılacak olan sudan yararlanmalarını sağlamaya çalışıyor. Evet. Tamam. Olay bu. Ha bu hangi koşullarda, nasıl? Bu da ayrıca bir teknik bir şeydir. Tartışılması gerekir. Yani dolayısıyla eğer bütün meseleleri şimdi bu hükümetler arası anlaşmada çözmek isterseniz bu uzar uzar gider. Anlatmaya çalıştığım oydu. Efendim, kısa bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz programımıza. Ermataş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.